Sevgili izleyenler, sevgili izleyenler, sevgili izleyenler. Yine kumpasları darmadağın edecek, kirli planları çamaşır suyuna yatıracak bir bölümle karşınızdayım. Ben kenevir diyeyim, siz heyecanla bekleyin. Çünkü acayip şeyler keşfettim. Uyur Gezer başlıyor. <laughs> Sevgili izleyenler biliyorsunuz her bölüm biz ne yapıyoruz? Kumpasları çözmeye çalışıyoruz. Planları alt etmeye çalışıyoruz. Sürekli birilerinin planlarını bozmakla uğraşıyoruz. Artık yeter. Artık biz plan yapalım. Ya bir de biz kumpas kuralım ya. Bir de onlar düşünsünler. Şimdi onlar düşünsünler. İnsan bunu istiyor değil mi? Nihayet artık o noktaya geldik. Nihayet artık oyunu biz kuruyoruz. Kartları biz dağıtıyoruz. Ben geçen bölümde ne dedim? Ne dedim? Yeni danışmanı ile alakalı, Cumhurbaşkanımızın yeni danışmanı ile alakalı, Meryem Kavakçı ile alakalı eleştiriler şunlar, bunlar geliyordu. Millet diyordu ki ne olacak filan. Artık kartları biz karacağız demedin mi? Artık oyunu biz kuracağız demedin mi? Üzerinden daha birkaç gün bile geçmeden Cumhurbaşkanımız bombayı patlattı sevgili izleyenler. Dedi ki, artık kenevir yetiştireceğiz. Tabii bir afalladı dış güçler. Bir şok oldular. Böyle mal mal bir baktılar. Na, na, nasıl yani? Nasıl yani? Şimdi Twitter'da görmüşsünüzdür, sosyal medyada filan. Nereden çıktı bu kenevir diyor Türkiye'den birileri. Yani dış güçlerin içerideki maşaları, uzantıları. Nereden çıktı bu kenevir diyorlar. Tabi, tabi. Tabi haberleri yok. O Lozan'ın o gizli maddelerinden hiçbirinin haberi yok. Lozan'daki gizli maddelerden en önemlileri biliyorsunuz bor. Çıkaramayız. Petrol bulsak bile çıkaramayız, işletemeyiz. Ülkemizin gelişmesini, büyümesini engellemek için her tarafa böyle gizli maddeler koymuşlar. İşte o gizli maddelerin en gizlisi sevgili izleyenler kenevir. Peki kenevirin önemine, özelliğine Cumhurbaşkanımız neden kenevirden bahsetti? Ya bir kere kenevir acayip oksijen yayan bir bitki bir bitki topluluğu kendiliğinden büyüyor. Ormanlardan, ağaçlardan daha çabuk büyüyor ve çok daha fazla oksijen yayıyor. Düşünün, Türkiye'de yıllardır uzun zamandır kenevir ekilemiyor. Neden? Çünkü dış güçler ve onların içerideki uzantıları kenevir tarımının önüne geçmişler. Ne oldu? Ülkede oksijen azaldı. Oksijen azalınca ne oluyor? Beyne oksijen gitmiyor. Ne oluyor? Biz o eskiden o zehir gibi kafalarımızı kaybediyoruz bu yüzden. Hani beyin göçü falan diyorlar ya asıl beyinler böyle göçmüş yıkılmış beyinler. Neden? Oksijen yok. Kenevir olmadığı için oksijen kenevirden gelecek havaya ihtiyacı var Türkiye'deki beyinlerin kafalarımızın. Bizim o eski güzel kafayı bulmamız lazım yeniden. Yeniden kafayı bulmak için kenevir tarımının hemen hızlı bir şekilde başlaması lazım. Bu çok önemli bakın. Oksijen için diyorum. Sonra kenevir neyde kullanılıyor? Tekstilde kullanılıyor sevgili izleyenler. Cumhurbaşkanımız da hatırlattı. Ne dedi? Eskiden kenevirden atlet yapılırdı, fanila yapılırdı. Ve kenevirden yapılan atletler, fanilalar teri çok güzel emdiği için çok işe yarardı, güzeldi dedi yani. Bir millet, bizim çocukluğumuz, bizim neslimiz hep şununla büyümedik mi? Terli terli su içmeyin, terli terli su içmeyin diye. Uyarmadılar mı bizi? Neden? Çünkü atletler teri çekmiyordu. Halbuki bir millet kenevirden yapılmış atlet giyseydi sağlık olarak uzun ömürlü olarak gerçekten dünyanın en müreffeh ülkesi olacaktık. Reis bunu da fark etmiş olmalı ki hemen hemen bunun startını verdi. Bir de neden atlete vurgu yaptı? Bu da önemli. Biliyorsunuz bunlarda plan bitmez. Şimdi reis bu hamleyi yapınca bunların el ayağına dolaştı. Hemen bir karşı hamle yapmak isteyecekler. Biliyorsunuz işte tanklara atlet tıkayarak o büyük planı bozmuştu milletimiz. Şimdi bunlar tankların egzozuna atlet tıkanıp durdurulabildiğini görünce şok oldular. Allah Allah. 50 tonluk tankı atletle nasıl durdurabildiler? Biz bunu hiç planlamamıştık. Hiç hayal etmemiştik. Allah nasıl olur diye şok oldular. Tabi bir sürü mühendisi falan harcadılar bunlar böyle şey mi olur diye. Şimdi tanklarını geliştiriyorlar tabii ki. Tankların egzozlarına yeni özellikler ekliyorlar. Böyle atlet tıkayınca durdurulamayacak tanklar yapmaya çalışıyorlar. Artık kenevirden imal edilen iplerle dokunacak o atletler tankları, uçakları, denizaltılarını şakkadanak durduracak sevgili izleyenler. Şimdi tabii kenevirden bahsedince akla ister istemez kenevirin olumsuz bile imajı var. Tabii akla ne geliyor? Kenevir deyince, uyuşturucu falan deyince akla direkt Pablo Escobar geliyor. Pablo Escobar deyince aklınıza ne geliyor? İşte uyuşturucular, kartel, mafya, cinayetler falan geliyor. Bu programı izleyenler biliyor ki ben kumpasların peşinde düşerim. Pablo Escobar'a da çok büyük bir kumpas kuruldu. O normalde yeşili seven, doğayı seven, doğayı koruyan, ülkesinde yeni iş imkanları açmaya çalışan, değil mi? İnsanlara iş sağlayan, ekmek parası kazandıran böyle bir insan aslına bakarsanız tertemiz, sempatik bir insan. Ama onu öyle bilanse ediyorlar ki onu öyle bir gösteriyorlar ki insan dehşete düşüyor. gerçekten öyle mi diye şüpheye düşüyor. Ben size aydınlatayım. Geçtiğimiz günlerde Devlet Bahçeli de buna dair bir serzenişte bulundu. Dedi ki yani son derece sempatik, son derece işte iyi insanlar olan ülkücüleri e, çok çirkin, çok kötü şekilde lanse ettiler dedi. Buna benzer bir açıklaması oldu. Katılıyorum gerçekten yani ben mesela Sayın Devlet Bahçeli'den bahsettiğim videoların altına Ülkücü arkadaşlarımız öyle sempatik, öyle gönülden, öyle sevecen, öyle sevgi dolu mesajlar yazıyorlar ki Devlet Bahçeli haklı çıkarıyor kesinlikle. Yani hani bir sloganları var ya, Ülkücü hareket engellenemez diye. Gerçekten engellenemiyor. Engelle engelle bitmiyor. Geliyorlar ama sevgiyle geliyorlar. Baktım artık engellemekle başa çıkamıyorum çünkü ben övgüyü seven bir insan değilim biliyorsunuz. Bunu sürekli sizlere de anlatmaya çalışıyorum. Hani bunları engellemeye çalışıyorum ben de. Baktım olmayacak. Onların yazma ihtimali olan kelimeleri YouTube ben yazdım. YouTube o kelimeleri tespit ettiği zaman yorumu otomatikman engelliyor. Zaten kelime dağarcıkları da aşağı yukarı tahmin edilebilir olduğu için neler yazacakları oradan rahatladım. Yoksa Devlet Bahçeli'ye hak veriyorum gerçekten son derece sevgi dolu, sempatik, böyle pırlanta gibi tamam mı? Sevgi kelebeği gibi insanları ne biçim lanse ediyorlar? İşte Pablo Escobar'da bu itibar suikastçısına uğrayan koca yürekli bir adam. Pablo Escobar'da ne yapmış? Kenevir ekmiş. Ama doğru planlayamamış işi. Kenevir ekince birilerinin planı bozulmuş. Tabi birilerinin planları alt üst olmuş. Demişler ki şimdi bu adam kenevir ekerse bundan bir sürü oksijen yayılacak. İşte Kolombiyalılar acayip zeki olacaklar. Biz Kolombiya'nın önlenemez yükselişinin önüne geçemeyiz. Ne yapalım? Harcayalım. Pablo Escobar bunlarla mücadele edebilmek için sevgili izleyenler siyasete girmeye çalışıyor. Diyor ki bari böyle siyaset yoluyla ülkeme hizmet edeyim diyor ama ona da engel oluyorlar. İşte bir kumpasla uydurulmuş bir sabıka kaydıyla onun siyaset yapmasını engelliyorlar ve muhtar bile olamaz diyorlar. Pablo Escobar o konuda biraz yalnız kalmış galiba. Çok da iyi destek görememiş. Millet ona sahip çıkmamış. Yani buradan bunu anlıyoruz. Millet ona sahip çıkmamış. Normalde Pablo Escobar öyle paraymış malmış mülkmüş umrunda olmayan bir insan. Mesela sırf kızı üşümesin diye milyonlarca dolar yaktığını biliyoruz. Pablo Escobar'daki yüreğin çok daha büyüğü Cumhurbaşkanımızda var. Escobar çocuğu üşümesin diye parayı yakmış. Cumhurbaşkanımız çocukları için gerekirse ülkeyi yakar. İşte biz böyle bir insanı destekliyoruz sevgili izleyenler. İşte Pablo Escobar'la alakalı bir uyuşturucu iftirası var. İşte uyuşturucu üretiyor, uyuşturucu satıyor. Koca bir işte kartel kurmuş, dünyanın her yerine uyuşturucu gönderiyor filan. Bu o kadar büyük bir iftira ki sevgili izleyenler. Nereden çıkıyor biliyor musunuz? Ben onu da tespit ettim. Bu adam toplumdaki uyuşmazlıkları çözen birisi. Şimdi toplumda cepheler oluşmuş. Herkes birbirine düşman. Diyor ki bu böyle olmaz. Bu uyuşmazlıkları çözelim diyor. Halk uyuşuyor. Pablo Escobar'ın girişimleri sayesinde uyuşmazlıklar çözülüyor ve halk uyuşuyor. Yani halkı uyuşturuyor birbiriyle. Tamamen buradaki kelimeyi almışlar, uyuşturucu imal eden, uyuşturucu satan bir adama dönüştürmüşler. Ve ne yazık ki Pablo Escobar yalnız kalmış, sahip çıkılmamış ve kaybetmiş o mücadeleyi. Bugün yaşasaydı ben tahmin ediyorum Pablo Escobar da reisimizin en büyük destekçilerinden biri olurdu. Tıpkı metro turizmin o güzel yürekli yerli ve milli sahibi Galip Öztürk gibi. Ona da iftiralar atıldı biliyorsunuz. Tıpkı NBA tarihinin en ağır doping cezalarından birisine çarptırılan bir kumpas neticesinde böyle bir cezaya çarptırılıyor. Hidayet Türkoğlu'nun reisi desteklediği gibi. Tıpkı araba kaçakçılığı ve dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla cezaevine atılan bir kumpas neticesinde Tanju Çolak gibi Pablo Escobar da reisimizi, cumhurbaşkanımızı desteklerdi. Çünkü alması gereken çok ders var ondan. Pablo Escobar nasıl toplumdaki uyuşmazlıkları bitirdi, toplumu uyuşturduysa Sayın Reisimiz Cumhurbaşkanımız da aynen o şekilde toplumdaki çok farklı kutupları, çok farklı uçları, birbiriyle kavgalı kesimleri, daha düne kadar birbirine en ağır hakaretler eden, birbirlerine en ağır küfürleri söyleyen o insanları Gönül Sarayı'nın çatısı altında bir araya getirebiliyor. Şaşırıyorsunuz değil mi? Allah Allah bu adamlar nasıl oraya gidiyorlar? Gitmeyiz, oraya asla adım atmayız. İşte orası kaçak saray falan diyorlar. Gidiyorlar reisle tokalaşıyorlar. Bir anda düşünceleri değişiyor. Reis uzlaşmacı bir insan olmasa, reis kavgacı bir insan olsa onların ne işi var orada? Siyaseten en büyük rakiplerinin falan ne işi olur orada? Bakın bu çok büyük bir başarı sevgili izleyenler. Reis halkı tıpkı Pablo Escobar gibi uyuşturuyor. Uyuşmazlıkları çözüyor. Halk birbiriyle çok güzel uyum içinde şu anda gördüğünüz gibi. Hiçbir problem var mı? Yok. Mesela reis çıkıp diyor ki yaptığımız demokratik reformlarla basın özgürlüğünü çok iyi bir noktaya getirdik diyor. O bunu söylüyor. Ben burada ta binlerce kilometre ötede iliklerime kadar hissediyorum o basın özgürlüğünü. Ama tabii ki yani her şey güllük gülistanlık değil. Tamam diyorum artık kartları biz karıyoruz. Yeni danışmanla birlikte şak ortaya koyduk. Kenevir kartını bir anda şok oldular. Ama diğer taraftan ülkenin orman varlığını yok etmeye çalışan birileri varmış. Biz tabii bilmiyorduk bunu haberimiz bile yok. Reis ne dedi? Kapitalizm diye bir bela var dedi. Bunlar dedi kıyılarımızı, ormanlarımızı betonlaştırmaya çalışıyorlar. Hep rant peşindeler, hep para peşindeler dedi. Şimdi normalde ben bu programda biliyorsunuz hakaret kullanmıyorum ama reisten aldığım cesaretle söyleyeceğim. Reis artık gemileri yakıp gözünü karartıp bu rantçılara, bu beton severlere, betona tapan bu kişilere, odaklara, güçlere kimse bunlar Açıktan meydan okuyorsa ben de müsaadenizle onlara vatan haini diyeceğim. Ve buradan ülkenin cesur savcılarını, reis'in açıktan meydan okuduğu o vatan hainlerine, o doğa katillerine, o para düşkünlerine, hırsızlara, yolsuzlara dava açmaya davet ediyorum. Tabii reis ne yaparsa yapsın birilerine yaranamıyor. Çünkü onlar öküzün altında buzağı peşindeler. Biliyorsunuz bunu. İşte bu kenevir açıklamasıyla alakalı da nereden çıktı bu kenevir dediler. Şimdiye kadar niye konuşmadı dediler. Kaç yıldır iktidarda hiç gündemine gelmiyordu dediler. Arkadaşlar kolay mı zannediyorsunuz? Kolay mı zannediyorsunuz? Reisin de bildiği bir şeyler var. Bekliyor. Dikkatli bir şekilde, sakin bir şekilde zamanının gelmesini bekliyor. Yeterince güçlenmeden bu açıklamayı, bu hamleyi yapsa dış güçler ve onların içerideki uzantıları hemen bastırabilirler. Bu hamleyi boşa çıkarabilirler. Ama reis yeterince güçlendiğini görünce artık bu hamleyi rahatlıkla yapabileceğini görüyor. Milletten aldığı güçle kenevir kartını ortaya şak diye koyuyor. Artık bundan sonrasını onlar düşünecek. Tabi burada bize düşen nedir sevgili izleyenler şudur. Eğer reis bir şey söylüyorsa bir bildiği var da söylüyor. Çok da üzerine düşünmeye gerek yok. Çok da benim böyle dakikalarca video çekip sizlere bunu anlatmama gerek yok. Söylüyorsa anında kabul edip mesela dedi kenevir ekilecek dedi mi? Haş haş efendim. Ay afedersiniz. Hay hay efendim deyip hemen ekmek gerekiyor. Hemen reis yeterince güçlendiğini görünce kenevir kartını açtı. Şu seçimi de kazansın. Biraz daha güçlensin. Siz o zaman görün. Reis daha neler yapacak, neler? Oo daha neler. Yapacak.